İyi günler, yayınımıza hoş geldiniz. Bir cumartesi günü saat 16 itibariyle biz yine ekranlarınızın karşısındayız ve farklı üniversitelerimizi, farklı konuklarımızı ağırlamaya devam ediyoruz. İlk olarak Nişantaşı Üniversitesi bizlerle birlikte. Evet, Nişantaşı Üniversitesi Genel Sekreteri ve Öğretim Görevlisi Sayın Can Uysal ve yine Nişantaşı Üniversitesi Rehberlik Birimi Direktörü Sayın Özlem Yılmaz bizlerle birlikte. Kendileriyle meslek yüksekokullarını, tercih dönemini ve sizlerden gelen birçok soruyu cevaplamaya çalışacağız. O yüzden lütfen sizler de bize dahil olun, programımıza katılın diyoruz. Hoş geldiniz. Teşekkürler, hoş bulduk. Nasılsınız? İyi olmaya çalışıyoruz. Tatil günü çalışıyoruz, evet. Gençlerimiz için, izleyicilerimiz için. Kesinlikle. Özlem Hanım, hemen sizden başlayalım. Sonunda puanlar açıklandı. Bu evet. Stres bir anlamıyla bitti. Başka bir dönem başlıyor. Pazartesi günü tercih dönemi artık. Resmi olarak. Sizden bu nelere dikkat etmeleri gerektiğini alalım evet. Arkadaşlarımızın. Sizin de söylediğiniz gibi nihayet sonuçlar açıklandı. Öğrenciler bizi sürekli arıyorlardı. Evet. 20 Temmuz itibariyle ne zaman açıklanacak? Açıklanacak mı? Ne olacak? Ne bitecek? Biliyorsunuz ağırlıklı okul başarı puanları, okul başarı evet, puanları evet. derken çocuklar evet. bir kaos içerisine girdiler ama nihayetinde sonuçlandı. 20 Temmuz itibariyle herkes şifrelerini girerek sonuçlarını öğrendi. Evet. Biz de rahatladık, sonuçları gördük. Tabii ki daha önemli bir süreç bizi bekliyor. 23 itibariyle başlayacak. Pazartesi günü artık öğrenciler tercihlerini yapmaya başlayacaklar. 3'üne kadar sürecek. 3 Ağustos tarihine kadar sürecek. Bu süreci çok iyi değerlendirmeleri gerekiyor. Özellikle yanına bir çıktı getirdim. Bir öğrenci evet. çıktısı getirdim. Çünkü sınav sonuç kağıdını değerlendirmek, bunu okumak, bunu incelemek bile sınav kadar zorlayıcı aslında bakıyorsanız. Bunun için öğrencilere ve velilere direkt şunu öneriyorum. Muhakkak bilinçli rehber öğretmenlerle yani alanında uzman rehber öğretmenlerle tercihleri ilerletmeleri gerekiyor. Çünkü evet. farkındasınızdır belki görüyorsunuzdur. Yaklaşık 10 tane farklı sütun var, farklı farklı puanlar var, yukarıda ayrı puanlar görünüyor. İşte öğrenciler bunları değerlendirirken çok büyük sıkıntı yaşıyorlar. Haklı olarak anlamı, diyelim. Evet, haklı anlamı olarak nedir? İşte ben şimdi tercih yapacağım, acaba bu sütunda hangisine bakacağım şeklinde evet. sıkıntılar yaşıyorlar. Biz de diyoruz ki hiç üzülmesinler. Kampüslerimizde yaklaşık 8 tane noktada çadırlarımızda ben ve diğer rehber öğretmen arkadaşlarım onlarla birlikte tercih işlemlerini gerçekleştireceğiz. Aileleri de bekliyoruz. Çünkü bu süreçte en büyük destek onlara aileler. Hatta bazen aileler çok daha ilgili oluyorlar bölümler evet. ve puanlarla ilgili. Biz onlara destek vereceğiz. Hiçbir zaman desteğimizi çekmeyeceğiz. Ama tercihlere geldiğimizde en önemli nokta şu. Tercih kılavuzu. Çünkü hep şu soru geliyor bize. Twitter'daki mesajlarımız, infoya düşen mesajlarımıza baktığımızda. Hocam tercih kılavuzu yayınlanacak mı? Bunu nereden alabiliriz? Artık tercih kılavuzu yayınlanmıyor. ÖSYM'nin sitesinden öğrenciler girerek. Bu bilgileri elde edecekler, bu bilgileri görebilecekler. Bunun dışında en önemli nokta kılavuzu da iyi inceleyebilmek, iyi okuyabilmek. Kılavuzun satışı yok, sonuçlar evlere gönderilmiyor. Sadece internet üzerinden görüyorlar. Halen bu süreç devam ediyor. Eve sonucum gelecek, onu bekliyorum tercih yapmak için. Halbuki artık beklemiyoruz. 23 itibariyle tercihlerimizi gerçekleştiriyoruz. O kadar fazla şey değişiyor ki artık her sene her maalesef. Sene başka uygulamalar geldiği için tabii ki onların da haklı olarak akıllarının karışması doğal. Ama kesinlikle. Tekrar söyleyin istiyorsunuz bunu. Önemli bir nokta. Kesinlikle. Evet, artık yani. Sonuç kağıtlarımızı beklemiyoruz. Kılavuzu satın almak diye bir dönem söz konusu değil. Hı hı. 23 itibariyle tercihlerimizi ÖSYM'nin sayfası üzerinden, internet üzerinden gerçekleştiriyoruz. Birebir bu tercihleri girmeleri gerekiyor. Bunu bilinçli kişilerle gerçekleştirmeleri lazım. Çünkü biz bunlarla ilgili çok fazla sıkıntı yaşadık dönem içerisinde baktığınızda. İşte aklınıza gelmeyecek şeyler karşınıza çıkabiliyor. Mesela nedir? ÖSYM şöyle bir şart koşuyor. Tercihleriniz başarıyla gönderilmiştir butonu karşınıza çıkıyor. Evet. Bu buton karşısına çıkmadan öğrencinin tercihini kesinlikle gerçekleştirmiş değildir. Çünkü öğrenciler ilk bir sayfayı gördüklerinde tercihlerin tamamlandığını düşünüyorlar. Halbuki evet. böyle bir tamamlanma işlemi söz konusu değil. Başarıyla gönderildi ibaresini görmeleri gerekiyor. Yoksa öğrenci geliyor. Hocam ben tercihimi yaptım ama bir sonuç çıkmadı. Gerçekten bunu yaşadık. Benim çok yakın bir arkadaşım ablam bu tercihimi gerçekleştirdi. Bilgisayar kullanmayı da biliyor diyor. Yani ona göre bilgisayar kullanan herkes bunu gerçekleştirebilir. Onun için biz önerimiz direkt şudur. Muhakkak uzman kişilerle tercihlerini gerçekleştirsinler. Evet. Çünkü
tercih listesi oluşturmak çok önemli bir süreç. Esas nokta aslında bu. İstek ve mantığı bir araya getirebilmek. Biz hep şey diyoruz, öğrencilerimiz geleceklerini çiziyorlar. Şimdi geminin başına oturdular, rotayı belirleyecekler. İşte bu rotada bilinçli kişilerle rotayı çizmek çok önemli bir nokta. Biz de hep her gün yayınlarımızda söylüyoruz, eğer imkanınız varsa mutlaka rehber hocalarınızdan faydalanın. Eğer imkanınız yoksa işte bizler de elimizden geldiğince yardımcı olmaya çalışıyoruz. Sizin gibi uzmanlara yönlendirmek konusunda en azından. Özlem Hanım, size döneceğim ama biraz Can Bey'e döneyim istiyorum. Tekrar hoş geldiniz Can Bey. Hoş bulduk, merhabalar. Biraz kısaca kendinizden bahsedebilir misiniz? Tabii, ismim Can Uysal. Nişantaşı Üniversitesi'nin genel sekreteriyim. Aynı zamanda yabancı diller bölümü ve uluslararası ilişkiler tarafını koordine ediyorum. Okulumuzun Nişantaşı Üniversitesi'nin fakültelerin açıldığı ilk yıl, ancak meslek yüksekokulumuzdan başından itibaren beraberim. Bu yılda 3. yılım okulumuzun. Ne güzel. Peki Can Bey, ben biraz şey sorayım size. Meslek yüksekokullarından bahsetmek istiyorum ki tam tercih döneminde çok az kaldı yine. Bunun ne kadar önemli olduğunu, meslek yüksekokulların ülkemiz için, zaten Avrupa'da aslında önemi daha önce belirlenmiş durumda ama biz kesinlikle daha henüz anlamış değiliz. Kesinlikle. Biraz meslek yüksekokulu neden okunmalı, ona girelim istiyorum. Evet, meslek yüksekokulu gerçekten çok 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 önemli bir kavram. Ülke kalkınmasında çok çok önemli bir yeri olan yüksek öğretim kurumları, meslek yüksekokulları. Daha öncesinde biz öğrenci adaylarımıza, şahsım ve Nişantaşı Üniversitesi ailesi adına tüm adaylara keyifli bir tercih dönemi geçirmelerini diliyorum. Evet. Biz onları canı yürekten bekliyoruz, adaylarımızı. Meslek yüksekokulu'daki meslek yüksekokulu olmanın önemi şuradan kaynaklanıyor biraz da. Meslek sahibi olabilmek, bir meslekte uzmanlaşabilmek, bir meslek üzerine yoğunlaşabilmek ve gerçekten o meslekte aranan insan olabilmek. Meslek yüksekokullarına genelde ülkemizin yaklaşımı şu şekilde: ara eleman, daha tekniker o tarz ama evet, aranan kalifiye eleman, özellikle de yabancı dil ve teknolojisiyle bunu gerçekleştirebilen elemanları bulmak ülkemiz için, ülkemiz kalkınması için çok 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 önemli. Bu yüzden meslek yüksekokulu. Ayrıca söylemiş olduğunuz gibi, sizin de dediğiniz gibi, gelişmiş ülkelerin kalkınmasında meslek yüksekokullarının payı çok büyük. Buna Almanya, 2. Dünya Savaşı'ndan sonra Almanya ve Japonya'yı örnek gösterebiliriz. Almanya ve Japonya'da ortalama meslek yüksekokulu mezun sayısı yüksek öğretim kurumlarının %69'u civarında. Evet. Bu gerçekten çok çok yüksek bir ortalama ve bu aranan eleman tabirini gerçekten çok ön planda vurgulayan bir istatistik. Bu yüzden orada özellikle tercih ediliyor. Kesinlikle. Şimdi ülkemize sanki puanı kesinlikle tutmayan meslek yüksekokuluna evet gidermiş gibi bir izlenim yaratılıyor. Evet. Peki tam dilden bahsettiniz aslında. Evet. Peki bir meslek yüksekokulu öğrencisinin sizce dil anlamında ve kariyer evet anlamında planları ne olmalı? Öncelikle şöyle söyleyeyim. Nişantaşı Üniversitesi'ndeki meslek yüksekokulu programlarımız daha ziyade Avrupa ile bütünleşebilir, akredite olabilir programlar. Hı hı. Gerek sivil havacılık bölümümüz olsun, gerek sağlık bölümlerimiz olsun. Bu bölümlerin hepsini İktisadi İdari Bilimler tarafında dış ticaret, lojistik gibi, benim programım olan, aynı zamanda başkanlığını yürüttüğüm lojistik programı gibi programlar daha ziyade yabancı dil ve öğrencilerimize yurt dışında da çalışma imkanı sağlayabilen programlar. Bu yüzden dil çok önemli, ancak ülkemizde maalesef çok önemli bir sorun var. Bizim çocuklarımız, öğrencilerimiz, kardeşlerimiz çok uzun zamandır dil eğitimi almalarına rağmen ilkokul sonundan beri evet bu 4 artı 4 artı 4 sisteminden sonra ilk 4'ten dahi alan okullarımız olmasına rağmen İngilizceyi anlayabiliyorlar ancak konuşamıyorlar. Bu da iletişimi kesiyor. Dil bir meslekte uzmanlaşma açısından, kendi kültürel gelişimi sağlama açısından en önemli iletişim yolu. Ve konuşamazsanız doğal olarak bu iletişimi kuramıyorsunuz. Bu yüzden dilin önemi çok çok fazla. Hı hı, evet. Kesinlikle. Peki kariyer hedefleri de dil olmadan olmaz diyorsunuz. Kariyer hedefleri. Yani aslında bunlar da çok gelecek vadeden evet bölümler değil mi? Yani, meslek yüksekokulu çatısı hı hı altındaki bölümlerde aslında Türkiye'de özellikle çok aranan elemanlar. Hani bunu da tekrar tekrar söylemek istiyorum evet ki evet akıllarına bir tarafında kazınsın mutlaka diye. Kesinlikle. Özlem Hanım, size geçiyorum tekrar. Şimdi bana deminden bakmaya çalışıyorum. En çok sorulan evet sorulardan bir tanesi de yine bu barajlarla ilgili. Gerek YGS gerek LYS ile ilgili barajlarla ilgili sorular alıyoruz. Evet, hala soru işaretleri var. Evet. Geçmiş bilgiler,
aşırı bilginin kirliliği nedeniyle ortaya çıkıyor. Ve genelde öğrenciler sorduğunda hep açıklamalar biraz literatür üzerinden gidiyor. Tablo 3A, tablo 3B şeklinde. Direkt özetleyecek olursak aslında bu 2 yıl ve 4 yıl üzerinden gidecek olursak 2 yıllık programlarla ilgili barajımız 140. Yani evet. 140 barajını geçen öğrenciler 2 yıllık programları tercih edebilecekler. 4 yıllık program barajlarına baktığımız ise 180 ve üzeri diyoruz. Burada şunun altını muhakkak çizmek istiyorum. 2 yıllık programları tablo 3A ve tablo 3B'de görüyorlar. Farklı farklı program seçenekleri görecekler. Bunları çok iyi incelemeleri gerekiyor. Tablo 3A dediğimiz programlarda biraz önce Can Bey'in de bahsetti işte lojistik, dış ticaret, pek çok çocuk gelişimi, saç bakımı, güzellik hizmetleri gibi meslek liselerinin daha yoğunluklu olarak geçtiği programlar. Evet. Burada meslek liseleri sınavsız geçiş haklarını kullanıyorlar. Ama şu soru hemen akla geliyor. Hocam ben diplomamı aldım, geliyorum diyor öğrenci. Kaydımı yapar mısınız? Halbuki meslek lisesi öğrencileri gerçekten sınavsız geçiş haklarını kullanıyorlar ama orada okul başarı puanları devrede fakat yine de tercih yapmak zorundalar. Yani hı hı. Geldim ben diplomamı aldım, kaydımı gerçekleştirdim değil. Muhakkak o 30 tane tercihi iyi bir şekilde değerlendirip tercihlerini gerçekleştirmeleri gerekiyor. Düz lise öğrencilerimizde de şöyle bir psikoloji oluşuyor. Orada meslek liseleri var. Ben acaba tercih etsem mi? Biraz önce bahsettiğiniz konuda işte ara eleman değil aranan eleman statüsüne taşıyabilmek yine düz liseleri de etkiliyor. Ben kesinlikle şunu söylüyorum. Evet meslek liseleri öncelikleri ama bunlardan kalan boşluklara muhakkak düz lise öğrencileri yerleşiyor ki tablolar da bunu gösteriyor. Onun için evet. Lütfen tercihlerini gerçekleştirsinler. Yani olur mu olmaz mı? Hep bunlar düşünüyor. Acabalar var. Öğrencilerin 2-3 tane yukarıdan tercih etme, işte tam burslu gibi farklı seçenekleri oluşturma hakları var. Bunları kullansınlar. Sonuçta yani, çok seçenek var aslında 30 taneye yakın. Kesinlikle. Ayı. Ama şunu bırakmasınlar. 30 tane seçenek varsa muhakkak kullansın. Farklı farklı programları kullansın. Öğrencilerin yaptığı sıkıntılardan bir tanesi, yarattığı sıkıntılardan bir tanesi şu. Tek bir programa odaklı liste oluşturuyorlar. Lise tek programa odaklı olunca sıkıntı meydana geliyor. Çünkü orada bir sıkışma, yoğunluk varsa otomatik olarak çocuk devre dışı kalabiliyor. Onun için seçenekleri geliştirebilmek. Evet çocuk gelişimi yazıyoruz. Demek ki biraz sözel ağırlıklı öğrenciyiz. Halkla ilişkileri de bu tercihler içerisinde koyabiliriz. Ya da tasarımım yüksek, işte moda tasarımı yazayım, işte grafik tasarım gibi. İşletme yönetimi, matematiği seviyorum, muhasebeyle aram iyi, işte dış ticaret, lojistik gibi. Bunlar birbirlerini destekleyen, birbirlerinden çok bağımsız, çok farklı olmayan programlar. Bu programları kombine etmek. Yani şöyle söylüyorum, yelpazeyi olabildiğince açabilmeyi öneriyoruz biz öğrencilere. Bunu yaparlarsa gerçekten başarılı olur. Çünkü istek ve mantık yani 30 tercih bilinçli kullanma mantığı bir araya gelecek ve hedeflerini gerçekleştirecekler. Evet bazen de yazık oluyor puanlarına değil mi? Maalesef. Yani yanlış tercihler, yanlış talepler evet, belki evet. de. O yüzden uzmanlar aracılığıyla yapılması en doğrusu hı-hı. diye. Şurada bir sıkıntı oluşuyor sözünüzü kestim ama puan üstünlüğü esasını atlamamak gerekiyor. Kesinlikle puan üstünlüğü esası var. Evet tercihler çok önemli ama puanlara göre gerçekleşiyor. Onun için hep altını çiziyoruz. Uzmanlarla tercih yapabilmek evet. Çok önemli. Çünkü doğru yolu gösterecek kişiler uzmanlar. Ben açık söyleyeyim yaklaşık 12-13 yıldır tercih yapıyoruz. Bu süreci sürekli öğrencilerle birlikte yaşıyoruz ve öğrencinin isteğini ortaya koymaya çalışıyoruz. Aileyle kombin edip bir araya getirip onları. Çünkü orada evde ayrı bir hedef oluşuyor. Aileyle ilgili bir süreç var. Öğrenciyle ilgili ayrı bir süreç var. Ben diyorum ki hep birlikte sizi alayım. Birlikte oturalım bu konuyla ilgili konuşalım. Ne tür seçenekler geliştirebiliriz ki size hedefinize ulaştıralım? Evet, belki aile de ailenin yanında başka, sizin yanınızda da başka olabilir. Farklı seçenekler. Peki ben kısaca şunu da sorayım tam bu konu açılmışken. Ailelere ne gibi tavsiyeler vermek istersiniz? Hı-hı. Aileler aslında bu süreç içerisinde en büyük desteklerden ve bilgi noktasında en önemli kaynaklardan bir tanesi. Öğrencilerimizi diyeyim.
o alandaki insanlarla, mesela öğrencinin hayali dış ticaret olabilir, uluslararası ticaret olabilir, saç bakımı güzellik hizmetleri olabilir. Evet. Çok farklı programlar baktığınızda alandaki insanlarla bir araya getirebilirler. Bizim kapılarımız açık, bizim akademik kadromuz, yani hocalarımızla da konuşturabilirler. Çünkü bölümü en iyi tanıyan, bu konuda en iyi bilgi veren, orada ders veren kişiler aslında bakıyorsanız. O alanda çalışmış, faaliyet göstermiş kişiler ki okulumuzda hem sektör odaklı hem akademik odaklı bir yapı var. Bu nedenle direkt alandaki insanlarla, ailelerden ricam, öğrencileri bir araya getirmeleri ve aslında bakıyorsanız hep şunu söylüyorum, bu diplomayı öğrenciler kullanacak. Her zaman bunun üzerinde duruyoruz. Muhakkak istekleri doğrultusunda yürümeye çalışalım. Evet. Çünkü ben de mezun oldum. Ailemin söylediği şey şuydu, bu diplomayı artık sen kullanacaksın, işe gireceksin, bu maaşı sen harcayacaksın. Evet. Ben de öğrencilere öyle söylüyorum, özellikle istekleriniz varsa bunları yoğunlaşalım ama bilinçli şekilde. Tabii çok da hayalperest olarak değil. Evet, tek bir noktada takılmayarak. Bulmak lazım kesinlikle. Aslında. İşte orada da siz devreye giriyorsunuz. Peki Can Bey, yine biraz size dönmek istiyorum. Tabii. Peki Nişantaşı Üniversitesi olarak meslek yüksek okulunu sizde okuyan öğrencilerinize ne gibi imkanlar verebiliyorsunuz? Öncelikle yine bizim aday öğrencilerimize biraz daha seslenmek istiyorum. Mutlaka ama mutlaka keyifle çalışabilecekleri bir meslek seçsinler. Sabah kalktıklarında, işe gittiklerinde ayakları geri geri gitmeyecek, gerçekten keyif alarak gelebilecekleri bir meslek seçsinler. Geldikten sonra zaten biz onlara gerekli destekleri vereceğiz. Birazdan ben daha çok detayına ineceğim. Ancak bizim okulumuzda en önemli, en olmazsa olmazımız şu, öğretim elemanlarımızdan, öğretim görevlilerimizin çoğunun sektörle iç içeliği söz konusu. Yani bu şu demek, ben lojistik program başkanıyım. Bazı derslerimi tabii ki teorik anlamda vermek zorundayım. Ancak bir gümrüğe gitmiyorsam, öğrencimi gümrükle tanıştırmıyorsam, pazar günü gümrükten nasıl mal çıkarabileceğini anlatamıyorsam eğitimin yeterli olduğuna inanmıyorum. Yani biz gerçekten aranan öğrenciyi ancak bu şekilde, aranan elemanı ancak bu şekilde eğitebiliriz, öğretebiliriz. Bu okulumuzun çok büyük farklılıklarından biri. Ayrıca teori oranlarsak eğer %30 oranında teori, %70 oranında uygulama yapıyoruz. Bu estetisyenlik bölümümüzde de aynı, dış ticaret bölümümüzde de aynı, tıbbi dokümantasyon bölümümüzde de aynı. Öğrenciler özellikle son yıllarında son derece fazla uygulama yapıyorlar. Uygulama ve laboratuvar çalışmalarında geçiriyorlar ki cuma günü mezun olan, cuma günü geçici mezuniyet belgesini alan öğrenci pazartesi günü gidip staj yapmış olduğu bir firmada ya da bizim Nişantaşı Üniversitesi'nin insan kaynakları atölyesinin bulmuş olduğu bir işte pazartesi günü başlayabilsin. Bizim en önemli farkımız bu olmalı. Tabii ki yabancı dilde vesaire çok farklı özelliklerimiz var. Tabii ben, eğitim kalitesi olarak tabii ki ama farkımız bu noktada diyorsunuz. Bu tarafta artı okulun uluslararasılığı anlamında çok büyük farklılık. Okulumuz sadece ve sadece 2 eğitim öğretim yılı geçirmesine rağmen okulumuza 61 ülkeden öğrenci geldi. Çok farklılıkları şurada. Hazırlık okulunda başarılı olan tüm öğrencilerimizi eğitim ücretlerinin tamamı vakfımız karşılamak suretiyle Londra'ya gönderdik. İngiltere'nin çeşitli şehirlerine gönderdik ve hala devam ediyor bu uygulamalarımız. Ayrıca yurt dışında staj imkanımız mevcut. Yine belli bir not ortalamasına sahip, hocaları tarafından öngörülen ve referans verilen öğrenciler alanlarıyla ilgili yurt dışında staj yapabilme imkanına kavuşuyorlar. Bunlar hep uluslararasılık ve global öğrenci vizyonunu göstermesi için öğrencimizin yapılan çalışmalar. Çok güzel. Bu tarafta ilerliyoruz. Süper. Daha da inşallah daha da ilerlersiniz. İnşallah. Özlem Hanım, bir izleyicimizden, Suat Barış adlı bir izleyicimizden bir soru gelmiş. Onu da cevaplamadan kapatmak istemiyorum. Diyor ki belki diğerlerine de örnek olması adına. Meslek lisesi mezunuyum. Bölümünün muhasebe hangi programlara sınavsız geçiş yapabilirim diye sormuş. Suat, öncelikle başarılar diliyorum tercih süreci içerisinde. Muhasebe programlarından sınavsız geçiş yapabileceği pek çok bölüm var aslında bakıyorsanız. Öncelikle biraz önce bahsettiğimiz gibi işletme yönetiminden dış ticarete, lojistiğe, insan kaynakları yönetiminden bankacılık, sigortacılığa ve son yıllarda özellikle sivil havacılığın geliştiğini görüyoruz. Sivil hava ulaştırma, işletmeciliği ve kabin hizmetleri. Kabin hizmetleri çok gelişen programlardan. Tabii ki Türkiye ile orantılı, Türkiye'nin gelişmeleriyle orantılı, çözüm ortakları ile orantılı aslında bakıyorsanız. Çünkü burayı tercih eden mesela Suat, burayı tercih ettiğinde direkt
çözüme yaklaşmak istiyor. Aileler de aslında direkt çözüme, yani iş dünyasına yaklaşmak istiyorlar. Bu nedenle sınavsız geçişleriyle bu programları tercih edebilir. Okul, evet, okul başarı puanıyla geçiş yapacak. Çünkü kılavuzu açtığında YGS puanlarını görüp takılabiliyorlar. Oradaki ayrım için muhakkak rehber öğretmenlere, merkezlerimize bekliyoruz. Evet. Suat Barış'a ve diğer izleyicilerimize diyoruz. Özlem Hanım, Can Bey, çok teşekkür ederim. Ayaklarınıza teşekkür ederiz. Çok sağ olun.